Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizde yüzde ve bekar zarar problemlerinde dördüncü sesimizi çözelim. Evet, yeni sil sorularımız gelmiş. Birazcık daha güzel, eğlenceli sorular olacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım, başlayalım sorularımıza. Böyle bir kalemimizin boyutunu da ayarlayalım. Güzel. Peki. Evet, şimdi ilk sorumuzda demiş ki, ilginç genç bilgiler verilmiş falan. Ahmet Bey ezan edeceğin e, ilaç almış. Sonra yukarıdaki Verilen görselde alışveriş fişini incelerken ilaç üzerinde %8 olması gereken KDV tutarının yanlışlıkla %18 KDV olduğunu görmüş ve eczacıya durumu iletmiş. Buna göre eczacı Ahmet Bey'den yaptığı yanlışlıktan dolayı kaç TL geri ödeme yapması gerekir. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bizim 100x ödememiz gereken normal bir fiyat var. Bunun normalde %8 fazlası olması lazım. Yani %8 KDV olması lazım ama eczacı yanlışlıkla 18x 18 x fazladan bir ücret koymuş ve toplamda 118x'lik ne yapmış? E, ee, bir tutar tahsil etmiş. Ben şimdi 118x ödediysem ama normalde ödemem gereken şey 108x'i. Kaç para fazla vermişim? 10x. Demek ki benim aslında aradığım şey 10x. Peki 118x eğer ki 413 TL yapıyorsa ben bunu her iki tarafı 118'e böler. X'i bulurum. Ama soru benden 10x için her iki tarafı da 10 ile çarpar. Bu sayede ne yaparım? sorunun istediği cevabı bulmuş olurum ya da fazladan ödediğim tutarı bulmuş olurum. Onu geri isterim. Burası 10x yani sorunun bizden istediği. Burası ise kaç katı bu bunun? E, 413 bölü 118. Evet geldi şimdi bunu böl. Kaç katı? 118, 118. Şöyle bir 2'ye bölelim, 2'ye bölelim. Kolaylaşsın. 5, 2'ye böldüm. 59. Kesin 59'un katı demek ki. 59'un kaç katı burada? Ee, kaç katı? 7 kere olsaydı, evet, değil mi? 60. Kaç kere var ya? hesaplayamadım. 59'a böldüm 1. Tamam, bunu 59'a bölelim. Kaç kere var? 7 kere 5, 7 kere 9, 60. Evet. 7 kere var. 7 kere 5'ten 35. Maşallah hocam güzel sayılar seçmiş. Biraz işlemi zor diyelim. Yani en azından ben bir tıksız zorlandım. Yanlı aşina olduğumuz sayılar değil. Peki. Geldim. E, ikinci sorumuza. Bu arada mantığı anladık değil mi? Yani şurada 10x'i bulmuş oldum. 10x'imin sonucu 35 oldu. Demek ki ben yani fazladan 35 TL ödemişim. Onu ver bakayım eczacı geri diyorum. Mantığımız bu. Evet geldik diğer sorumuza. E, baktığımızda sorumuza demiş ki. Böyle bir dikdörtgen falan vermiş. Aşağıda. Yeşil renkli dikdörtgenlerden her biri mavi renkli dikdörtgenin her bir kenarı %20 oranında küçülmüş halidir. Şurada kısa kenar uzun kenar vermiş. Tamam. Kalemen dikdörtgenin çevresi 820. O zaman şu çevreyi bir hesaplayalım mı? Ee, olduğuna göre yeşil renkli. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle şurada arkadaşlar şu birbirine benzer durumu bulalım. Bakın. Şurada 10 x'lik bir uzunluk olsun. Kalemi bir tık kalınlaştıralım mı? 10 x'lik bir uzunluk var. Şurada da 10 y'lik ya da %20 dediği için aslında 5 de alabilirsin sen bunu. 10x, 10y diyelim. Şimdi baktığımızda %20 küçültürsem uzun kenar ne olur benim için? 8x. Kısa kenar ne olur benim için? 8y. Dikkat edersen 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 8'in aslında şurada bir bilgi verdi gizliden bize. 40y eşittir. Neye? 10x'e. Sadeleştirirsem ben burada 40y eşittir. 10x ise 10'a böldüm. 10'a böldüm. 4y eşittir x'i buldum. Bu ne demek? Ben x gördüğüm yere 4y yazabilirim. Yani bunu iptal ettim. 4y yazarsam aslında burası benim için 40y. Dolayısıyla burası da benim için artık 32y. Şimdi hepsini 820 olarak vermiş çevreyi. Bak çevreyi nasıl hesaplıyorduk? Şuraları topla 40. Burası ne? 42 topla 84y. Çarpı 2 yaparak da ne yapıyorduk? Çarpı 2 yaparak da şu kısmı da hesaplamış olduk. Yani şurayı ve şurayı. Dolayısıyla benim bütün çevrem bu. Eşitmiş 820'ye. Tamam. 820'ye. işlem hatası mı yaptım? 40. 42 topla 82. Tabii ki. 82. 82'ye böldüm. 82'ye böldüm. Burada 10. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Y eşittir 5. Benden istediği şurada bir tane yeşil dikdörtgenin çevresini mi alanı mı? Yine çevresini istemiş. Peki. Şimdi baktığımızda burası neydi? 8. E, şurası 8Y. Bakın şurada 8Y. Şurada da 32Y var. Toplarsam 42 ile çarparsam aslında soru benden 80Y nedir diye soruyor. Y ye gördüğüm yere 5 yazars yazarsam 4 kere 5'ten şey 8 kere 5'ten 400 edecektir. Cevabımız işlemimiz bu şekilde olacak diyoruz. Tabloda bir market zincirinin merkez deposundaki bir A ürünün stokta bulunan miktarı yüzde olarak kaçta kaçını bayiler tarafından stoklardan satın göstermektedir. Merkez depoya 3 gün boyunca A üründen ekleme yapılmamıştır. Depoda 2 gün satın, 2. gün satın alınan ürün sayısı 3. gün deponun sonunda kalan ürün sayısından 3300 fazla olduğuna göre başlangıçta depomuzda kaç tane A üründen bulunduğunu sormuş. Pekala nasıl yaklaşacağım? E diyeceğim ki 100 A, 100 X her neyse A diyelim A ürünü oldu. 100 A ürünüm var benim. Bu 100 A ürünün %60'ı alınırsa bakın birinci gün alınan 60 A'dır. Kalan ise 40 A'dır depoda. 40A ise 7 kere 4'ten 28. 28A alınmıştır. Kalan ise 40A'dan kalan 28'i alırsan geriye 12A kalmıştır. Burası benim için artık depo göstergesi. Bak depoda kalan ürünlerimin. Depoda kalan 12A ise %50'si yarısı yani 6A aldım. 6A da depoda kalmış oldu. Buradaki bilgiye dikkat. İkinci gün satın alınan yani 28A 28A satın alınan Üçüncü gün sonunda depoda kalan ürün sayısı. Üçüncü gün sonunda depoda kalan da aslında satan da ama bize bundan bahsediyor. Dikkat. Kalan 6A farkı 3300. 6A farkı eşittir. 3300 diyoruz. Burası ne yaptı? 22A eşittir. 3000. Tabi şuraya bir sıfır atalım. 3300. Ben burayı 11'e böldüm. 2. 11'e böldüm. 3. 300. 2A ise A nedir? 150'dir arkadaşlar. Benden ilk gün Depoda 100 A olduğuna göre her tarafı yüzde çarparsak yani burası ne olacak? 150 bin olacak mı? Diyor 15 bin olacak. Diyoruz ve geldik dördüncü sorumuza. 3 <laughs> basamaklı bir ABC sayısı için 2 basamaklı AB sayısının yüzde eni C sayısına eşitse. Bak ne diyor burada burayı önce anlayalım yine. Maksat öğrenmekte. buradan yapmak zorunda değilsiniz. AB çarpı yüzde n yüzde n ile çarpıyorum. Bunun sonucu c olacak arkadaşım bak. Sistemin bu. Bu sistemi anlarsan bütün soruları çözersin. Buna işte isim verdim yüzde 50 sayı işte. Örneğin 408 sayısını vermiş. Şu örnekte genelde anlamadığınızda işi bitirebiliyorsunuz. 40 çarpı 20 bölü yüzden burada sonuç 8'i yani birler basamağını veriyor. Buna göre 20'li bir sayı deniyor. Bu sayı yani 7 x sayısı çarpı yüzde 12'li bir sayıymış. 12 bölü 100 Eşit olmalı ne o zaman? 9'a. %12'li sayısı birler basamağını vermeli. Buradan gerisi işlem. X'i bulmak. Ama dikkat. Şuradaki sayı 7x değil. 7 yani 72, 73, 74 gibi hani bir sayının birler basamandaki x. Bir basamaklı sayı bu. Buna dikkat. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 4. Burası 3. 4'e böldüm. 4'e böldüm. 25. Karşıya attım. 75. Yani 7x 2 basamaklı sayısı 75 2 basamaklı sayısına eşit olduğuna göre x eşittir 5. Ya da hocam çözümleme yapsam ya olur ama uzatırsın. Hani bence gerek yok çözümleme yapmadan bunu iki basamak sayı olarak düşünmenizde e, fayda var diyelim. Ve cevabımız x sorumuz zaten 5 deyip geçelim arkadaşlar. Bir emlakçının kiraladığı ve satışını yaptığı evlerden aldığı komisyon ücretleri aşağıda verilmiştir. Ev kiralama bir aylık kira ücreti pekala. Ev satışı hem alıcı hem satıcıdan %3 yani toplam, toplamda emlakçı ev satışından %6 puanlık bir e, kar elde ediyor diyelim. Buna göre bu emlakçı yıllık kira ücreti toplam 36 bin <laughs> olan bir evi yıl sonunda başka bir müşteriye kaç TL'ye satarsa bu evden kira ve satış işlemleri üzerinden toplam 24 bin TL gelir elde eder. Şimdi bakın ben 36 bin yılda kar ediyorsam 12'ye bölersem aylık kira ücretim ne olacaktır? 3000 TL'lik bir evden bahsediyorum. 3000 TL'lik bir evi kiraladıysam birine e, bir kira bedeli, komisyon alıyorsam emlakçı olarak dolayısıyla 3000 TL cebe attım. Artı belli bir miktar para alacağım toplamda 24000 olması için. E, demek ki ben 21000 TL kar elde etmem lazım ev satışından. Peki ben bunu nereden ediyordum? Ana para diyelim ki işte x evin satış fiyatı çarpı %6 puanlık bir kar var demiştik. Demek ki bu ev satışının %6'sı 21.000'e eşitmiş. E gerisi x'i bulmak. Hadi bulalım. 3'e ee, böldüm. 2. 3'e böldüm. 7. 2'ye böldüm. 7000'i 2'ye bölersem 3500. Arkadaşlar şuradaki 2 sıfırı attık. Karşıya çarpı olarak eşittir. X'in fiyatı. Yani benim evim 350 binmiş. Diyoruz. Keşke. Diyoruz demeden geçemiyoruz. Evet. E ev fiyatı 350 binmiş. Dedik işaret dedik. Geçtik. Basit soruyu sanırım anlaşılmıştır diye umut ediyorum. 6. soruda böyle bir e, cips vermiş ve bir patates cipsi firması yukarıdaki görseli verilen üründe bir miktar zam yapmış ve yapılan fiyat artışına tepki almamak adına da pakette bulunan miktarını 20 oranında arttırmıştır. Vay güzel. Buna göre bu ürünün gramının birim fiyatı üzerinden yüzde kaç artmıştır onu bulalım. Şimdi yüzde 10 fazla diyor ya. Bak şurada 10 gram olsun, burada da 10 gramsa yüzde 10, yüzde 20 fazlası 12 gramlık bir paket düşünelim. İstersen yüzde de fark etmez. Yani yüzde yirmisini kolay alabileceğin her şeyi diyebilirsin burada. Önemli değil. Şimdi burada gramı bak şurada 1 gramı şu pakette 1 gramı ne kadar oldu? 1 gramı 1 TL oldu arkadaşlar. Şurada ise baktığımızda 12 gramı 15 TL ise ben ne yaparım? 15'i 12'ye bölerek ee, bölelim bakalım. 3'e böldük 5, 3'e böldük 4 yani 5 böl 4'ten 1 lira 25 kuruş dedik. 1 lira 25 kuruş. Şimdi baktığımızda 1 lirada 1 lira 25 kuruşa artması demek 1 lirada 0.25 kuruş artık yani nasıl bulduk bunu satış fiyatı maliyet gibi ya da aradaki fark kadar bu kadar fark bu kadar kar etti bu kadar da bu kadarsa yüzde kaçtır derim her iki tarafı da ya da şunu payda işte 100 yaparsan bundan kurtulursun yüzde 25'miş. Sorumuzun cevabı diyeceğiz. Aşağıdaki düzgün beşgende e, yaya yolu gösterilmiş. Toplam yaya yolunun %60'ı kadar da e, kare şeklinde bir bisiklet yolu verilmiş. Pekala. Düzgün beşgen şeklinde yaya yolunun bir kenar uzunluğu, kare şeklindeki bir bisiklet kenarının bir kenar uzunluğundan 500 metre. O zaman bir kenar uzunluklarını hesaplayalım. Bak 20 ile çarpınca 100 olmasını pardon. Beşgen ya bu 5 ile çarpınca. 100 olmasını istiyorsan bir kenara 20 derim. Ya da 20x diyelim. 20k diyelim. 20x, 20x, 20x. Şuradaki yaya yolunun tamamı ne oldu? 100x oldu. 100x'lik benim bir yolum var. 100x'lik bir yolum varsa. Bunun %60'ı nedir? 60x'lik bir uzunluk. 60x'lik uzunluk karenin çevresiymiş. Karenin çevresi 4 birimse 4a birimse 4'e böldün. Ve senin bir kenar uzunluğun şurası 15x'lik oldu. Buraya baktığımızda beşgen, buraya baktığımızda kare diye şöyle BK yazalım. Bizde diyor ki kenar uzunlukları arasındaki fark, şuradaki fark 500 metre. Yani bizdeki fark 5X eşittir 500 metre ise X eşittir 100. E Soru bitti ne istiyordu bizden? Bisiklet yolunun tamamının uzunluğu. Bisiklet yolu baktığımızda şurada tamamı neydi? 60 ya da şurada BK diye yazmıştık sanırım. Kare olan yani bisiklet yolumuz. Şurası 60x. x gördüğüm yere 100 yazarsam 6000 olacaktır cevabım ama kilometre cinsinden sormuş. Bu bizim bulduğumuz metre cinsiydi. Dolayısıyla 6 kilometredir diyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik 8. sorumuza yukarıdaki şekilde bir kozmetik firmasına ait bir şampuanın satışa sunulmuş farklı iki paket fiyatları verilmiştir. Buna göre ikili paket şampuan alan birinin 1 bir mililitresine ödediği ücret. Tekli paket şampuan alan birinin 1 mililitresine ödediği ücretten yüzde kaç eksiğidir? Peki o zaman şöyle yapalım. Bunun Acaba 1 mililitresine ne kadar ödüyor? 50 TL 600 miligram 1 miligramını bulmak için 600'e bölerim. 600'e böldüm 600'e böldüm. Bundan aslında ödediği miligram 1 bölü 12 TL cinsinden. Şurada baktığımızda 52 TL ödüyorum. Neye? 500, 700, 780 mi? Eyvah. Nasıl değiştireceğiz bunu? Şimdi şöyle Nasıl yapalım? Herhalde 52'ye tam bölünüyor mudur? Ve deneyelim. 520 yarısı 160 topla gel oldu. 520 yani 10 katı yarısı da 5 katı. 52'ye böldüğümde şu aşağıda 52'ye böldüğümde görüyorum ki bunun 1 bölü 15'miş. Şimdi yüzde sormuş ya. 1 bölü 12 1 bölü 15'ten yüzde kaç fazladır hemen göremiyorsun. Zorlanıyorsun. Bak şöyle yap. Her ikisinde payda eşitler gibi ya da her ikisinde 120 ile genişletir gibi düşün. Ya da ekok'una 60 ile genişlet her neyse. Bir şekilde bunları rasyonelden kurtar arkadaşım. 120 ile çarparsam burayı. Burada aslında 10 birime geldi gramı. 120 ile çarparsam burayı ne yaptı? 8 birime geldi. Peki ne yapmış oldu? Yüzde şuna göre, şuna göre ne kadar artış gösterdi? Yüzde 25 gösterdi. Neden? Şöyle göstereyim işlemini yapayım neyse 10'da kaç fark arada 2 ise yüzde kaçtır? Şu şekilde işlemimizi yaptığımızda cevabımızı bulacağız. Bu iki nereden geldi? Bu ikisinin arasındaki farktan. Payda nereden geldi? Payda her zaman için neye göre hesaplıyorsun o paydaya gelmelidir. Eğer yüzde kaç zam geldi diyorsa maliyete göre zam yapılır. İşte Buradaki soru konseptine göre şuna göre ne kadar demiş. O yüzden bunun fiyatını bunun birim fiyatını yani onu paydaya koyduk olacak. Cevabımız da D seçeneği olacak diyoruz. Bitti mi test? İki soru varmış bu testimizde. Ee, evet başarılar derim. İyi çalışmalar. Umarım faydalı olmuştur. Mantıklarını anlatmaya çalıştım. Gerisi sizde bol bol işlem yapın. Sadeleştirmeleri görün. Başarılar derim. İyi çalışmalar.